Merhabalar sevgili dostlar, yine sizlerle beraberiz. Önce bir yasal uyarımızı bir yapalım. Burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemektedir arkadaşlar. Burada kendi şahsi görüşlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Siz kendiniz araştırıp öyle kararınızı verin arkadaşlar. Biz burada yol göstermeye çalışıyoruz sadece. Siz de kendiniz araştırın. Evet. Bugün güzel, borsamız güzel açtı arkadaşlar. Dün konuşuyorduk biliyorsunuz. Buradan bir iğne attı borsa. Da 1256'lara kadar geldi. Buradan artık yani burası son noktaydı. Ve alttan toplamaya başladılar. Dediğimiz gibi yani elinizdeki malı çıkarmayın arkadaşlar. Alttan varsa paranız, alttan destek yapın dedik. Yoksa bekleyin yani, çünkü burada zaten borsada mantık korkutup, küçük yatırımcıyı korkutup elinden malı almak arkadaşlar. Sonra ucuzdan malı alıp yukarılara kadar çıkarmak. Yani bu psikolojik yani baskı vardı son iki gün. Bugün onu kırıldı. Dün de fena değildi borsa ama artı değildi. Bugün artıda kapattı. Pozitif şu anda görünüyor. Ama tabii bu devam eder mi? Yarın da görmek lazım. Bakın portföyümüzdeki çoğu hisseler hepsi yeşil arkadaşlar. Hiç kırmızı olan yok. Bir tane var, o takar kırmızı. Şimdi baktığım zaman hepsi yeşildi. Evet, Martı'yı inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar biz Martı'ya en son baktığımızda arkadaşlar güzel yerdeydi. Hemen hemen biz bunu bakın burada 2.18'e kadar geriledi. Hatta bakın nerelere kadar düştü? 2.07'ye kadar gelmişti. Buradan bir iğne attı 2.01'den. 2'nin altına düşmeden yukarı attı kendini. Bugün tavanda kapatıyordu. Yani tavana gidiyordu. Tavandan döndü. Yani hisse tutunamadı yukarılarda. Aslında bugün bütün hisseler güzeldi. Güzel gidiyordu. Bu da onlardan bir tanesiydi. Tavana giderken orada takılı kaldı. Şimdi arkadaşlar bakalım bundan sonra ne olur, ona bakacağız. Bizim altta Martı'da 2.16 güzel bir desteğimiz var. Şimdi artık 2.16 bir desteğimiz var. Bir de burada Fibonacci'nin üstünde biliyorsun. Bakın buradaki 2.35'in üstünde bir kapanış yaptı. Hemen hemen zor bir yani İki kademe onun üstüne kapanış yaptı. Hatta 2.42 zorladı ama o sonra geri çekildi. Şurası arkadaşlar olumlu bizim için. Olumlu yani baktığınız zaman şurada kalması, şuralarda oyalanması bizim için olumlu. Niye olumlu? Bizim ilk hedefimiz kısa vadede. Yani ilk hedef 3.20'lerdir bu Martı'nın. Ondan sonraki hedefimiz 4 liralar. Yani ilk önce hızlı bir şekilde 3.20'yi bulup oralarda hacim yapıp oralarda biraz toparlayıp yukarılara doğru gidecektir. Dediğim gibi Martı arkadaşlar biz uzun vade düşünüyoruz. Yani Martı'da ben kimseye al tut demiyorum kardeşim. Düştükçe alın. Yani maliyetiniz yukarıda yakalandıysanız mesela şuralarda 2.70'lerde yakalan arkadaşlarımız vardır. Oralarda yakalan arkadaşlarımız şu anda alım fırsatları. Biz dün de biliyorsunuz program yaptık, video çektik. Alım fırsatları diye iki tane videomuz var. Kartları atacağım, orada izleyebilirsiniz. Yani borsada her düşüş alım fırsatıdır arkadaşlar. Yani biz borsada bunları yakalarsak, bu psikolojiyi yenersek, yani aman işte çok düşüyor artık ben bunu satayım. Çünkü siz sattığınız zaman karşı taraf illaki alıcısı vardır arkadaşlar bunu. Yani bu kağıdın alıcısı varsa demek ki bu kağıdın yolu uzun. Şimdi baktığımız zaman Martı'nın da yolu uzun. Biz bu kağıdı 2-3 günde bir yapmaya çalışacağız. Bazen paket halinde turizm sektörlerini paket halinde yapmaya çalışacağım. Şimdi baktığımız zaman Martı'da 2.49'luk bir güçlü bir direnci var burada. 2.49'u gün içinde hani 2.49'u kapatması lazım. Yani en azından 2.49'a gelip oralarda bir oyalanıp zaten tavanı 2.60 yani olacak yarınki tavanı. Yani 2.49'da tutunursa tavana doğru gidebilir yarın. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Ha, buralara tutunduğu takdirde bakın Fibo'nun üstünde zaten 2.33
Yani zor şey tutuyor burada. Bakın 2.36 fibo. 2.37'de kapatmış zaten. 2.35 hemen hemen 2.36 2.35 2.30 hatta 2.42'yi gördü, geri geldi. 2.37 tutundu. Burada tutunduğu sürece buralarda ilk hedefi arkadaşlar 2.49'dur. Yani 2.49'u aşarsa zaten yukarıda dediğimiz gibi fibo şeyini takıldı 2.70'e, bakın 2.70. 2.70'lik bir direnç var. Orayı geçtikten sonra 2.73'lük direnci takılacak. Yani şuraya, şu kısma gelecek. Yani bu kısım da önemli. Bu kısımdan sonrası zaten bizim dediğimiz 3.20'lik hedef. Yani şurada buralarda biraz daha dediğim gibi oyalanıp yukarı çıkacaktır. Sonraki dirençler dediğim gibi 2.73, 2.95, 3.20'ye gelene kadar. Yani hatta 3.06 da var ama biz onları tam olarak şey yapmıyoruz. 2.73 ve 2.95 3.20'deki hedefimizdeki ilk dirençler. Bunlara geçti takdirde benim kısa vadede kendi hedefim 5.20'ler arkadaşlar. Yani kısa vade dediğimiz 1 ay 1,5 ay, yani kısa vade derken hani hemen 15 gün 20 günde olacak olay değil. Şimdi baktığın zaman turizm şirketleri hepsinin biliyorsunuz belli bir potansiyeli var. Eğer bu sene biliyorsunuz turistler de bayağı bir turist sezonu açılacak ve gelme potansiyeli var turistlerle ilgili ama inşallah pandemi de biraz daha yavaşlar. Ama şu anda tırmanışta, ama yani o zamana kadar inşallah yavaşlar. Turizm sektörümüz de iyi olur. Dediğim gibi Mart'ın şu andaki grafiği güzel arkadaşlar. Yani buradan bir daha geri gelebilir mi? Pek ihtimal vermiyorum. Biraz daha yukarı çıkıp 2.50'leri zorlayıp, dediğim gibi 2.49'ları zorlayıp oradan geri dönme olabilir. Yani şu Fibon'un içinde kaldığı takdirde, şuralarda kaldığı takdirde artık yükseliş trendine girmiş diyeceğiz. Yani biraz daha olumlu bakacağız. Ama dediğim gibi bu 2.12'nin altına gelirse, yine biz burada 2.16'nın altına gelirse 2.07'leri bakacağız. Yani 2'ye kadar inebilir. Yani 2 liranın en kötü ihtimal 2'nin altına düşmemesini bekleyeceğiz Mart'ın. Dediğim gibi biz Mart'ı ben biliyorsunuz buralarda 2.40'larda başlamıştık. 2.40'lardan geriye kadar geldi. Hatta 2 liraya kadar düştü. Mart'ı benim 5.20'lik bir hedefim var. Kısa vadede kendi gitmek istediği yer 4.05. Ama kendi benim şahsi hedefim 5.20 arkadaşlar. Çoğu videomla yaptım bunu biliyorsunuz. Martıyı yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi kimse elindeki malı satmasın arkadaşlar. Yani elinizde bütün paranızı da bir hisseye yatırmayın. Çeşitlilik yapın. Yani turizm şirketi olsun, sanayi olsun, başka sektörlerde olsun. Yani çeşitlendirin. Bir hisseye takılı kalmayın. Onun için Martı'da da düştükçe alın arkadaşlar. Yani düştükçe almaya çalışın. Ufak ufak almaya çalışın yani. 100, 200, 200. Yani ne kadar şeyiniz varsa, alma gücünüz varsa ona göre alın. Çünkü yarın bir gün çıkmaya başladığı zaman zaten baktığınız zaman hem de geriye çekmiş oluyorsunuz. Yukarıdaki, yani şurada 2.70'te yakalandığınız yeri geriye çekiyorsunuz. Kâra geçmiş oluyorsunuz. Yani optimize etmiş oluyorsunuz kendi zararınızı. En aza indirmiş oluyorsunuz. Dediğim gibi Martı'da grafik güzel. Bu grafikte giderse daha da güzel yerlere gelecek önümüz. Dediğim gibi Nisan ve Mayıs, Nisan ayında atlattıktan sonra tabii Nisan Mayıs gibi Martı'da da bir kıpırdamalar başlayacaktır. Dediğim gibi şu anda temelini yapamıyoruz. Çünkü temeli kötü olduğu için, yani ekside olduğu için biliyorsunuz bütün turizm şirketleri ekside. Onun için temeline fazla giremeyeceğim. Ama Martı'yı takipteyiz arkadaşlar. Devamlı yapmaya çalışacağız. Herkese bol kazançlar diliyorum. İyi akşamlar.